arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar ikinci videoma. Evcil hayvanlarla alakalı bir video çekeceğimi zaten ilk videoda söylemiştim ama buna bir türlü bir fırsat bulamadım. Fakat Facebook ve Instagram üzerinden evcil hayvanıyla seyahat etmek isteyen, hatta evcil hayvanlarıyla seyahat etmek isteyen o kadar çok çift mesaj attı ki dedim artık bunu çekmeliyim. Bu videoyu evcil hayvanlarla yurt dışına taşınmak olarak böyle spesifik olarak değerlendirmiyorum. Şöyle düşünün. Evcil hayvanınızla Avrupa'ya bir haftalık bir tatile gelmek istiyorsanız bile bu söylediğim bütün işlemleri yapmış olmanız gerekiyor. O yüzden şöyle düşünün. Hem evcil hayvanınızla Avrupa'ya seyahat etmek tatil için, hem de evcil hayvanınızla yurt dışına taşınmak, Avrupa'ya taşınmak için bu söyleyeceğim her şeyi yapmanız gerekiyor. Niye sürekli Avrupa diye niteliyorum videoyu? Çünkü bu söyleyeceğim şeyler Avrupa Birliği bölgesinde bulunan ülkeler için geçerli. Yani mesela Amerika'ya gidiyorsanız bu titrasyon testi istenmiyor mesela. Farklı ülkeler farklı gereklilikler bildirebiliyor. Bu söyleyeceğim her şey Avrupa ülkeleriyle alakalı. Şimdiden altını çizeyim. En başta yapmamız gereken, zaten Türkiye'de de bir yıldır zorunlu hale getirildi, mikroçip uygulaması. Olayın en başına, yani taşınmak istiyorsanız en başta mikroçip uygulamasının yapılmış olması gerekiyor. Ve söyleyeceğim her şey o kadar zincir gibi birbirleriyle ilişkili ki, yani mikroçip takılmış olması gerekiyor ki test yapabilirsiniz. Test yaptınız, sonra mikroçip takıldı, geçersiz. Önce mikroçip uygulamasının yapılmış olması gerekiyor. İkinci adım, kuduz aşısının yapılmış olması gerekiyor. Hayvanın yurt dışına çıkabilmesi için, kedi ya da köpek fark etmez. Bu söylediğim şeyler bu arada hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sitesinde detaylı olmasa da küçük bir tablo halinde verilmiş şeyler, hem de yurt dışına çıkacağınız zaman Avrupa ülkelerinin kendi gerekliliklerini araştırdığınızda daha çok İngilizce kaynaklarda bulabildiğiniz şeyler. Ama Türkçe'de birçok kaynağa ulaşabildim aslında. Taşınma olarak olmasa da seyahat anlamında. Kuduz aşısının yapılmış olması gerekiyor ki test yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Kuduz aşısını yaptıktan sonra titrasyon için kan alınmasını 30 gün beklemeniz gerekiyor en az. Kan alımı kuduz aşısından en az 30 gün, en fazla 12 ay sonra yapılabiliyor. Yani mesela 12. aya girdiniz aşınızda ya da 12. ayı tamamladınız, yine test yaptıramıyorsunuz. En sağlıklısı şöyle, yurt dışına taşınmaya karar verdiniz, test yaptırmanız gerekiyor. Aşınız 3 aylık, 5 aylık, 6 aylıksa, yani daha önce 3 ay önce, 5 ay önce yaptırdıysanız bu aşıyı hemen kan testini verebilirsiniz. Ama riskliyse, yani ben mesela 11-12 aylıksa aşı, bunu riskli görüyorum. O yüzden size öneririm, test yapmak için kuduz aşısını yaptırıp 1 ay bekleyip sonra titrasyon için kan vermek üzere veterinerinize gitmeniz gerekiyor. Sonra ne oluyor? Veterineriniz bu kan örneğini 5 gün içerisinde, ki veterinerlerin bu kadar beklediğini düşünmüyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı bir laboratuvara göndermesi gerekiyor. Ki zaten benim bildiğim kadarıyla sadece bir tane Ankara'da var. Yani hangi şehirde olursanız olun, o testler Ankara'daki laboratuvara gönderiliyor. Ve bu testin sonucu 4 hafta ile 6 hafta arasında çıkıyor. Daha erken çıkanları duydum, daha geç çıkanları da duydum ama bizimkisi sanırım 5 haftada çıkmıştı. Ve sadece bu testin sonucunu elinize almanız yine yetmiyor. Yine yetmiyor diyorum çünkü gerçekten bizim bu taşınma sürecimizde bizi evrak anlamında da, hani mesai anlamında da en çok yoran kedilerle taşınmaktı. Siz titrasyon testi için kan numunesi verdikten sonra en az 3 ay beklemeniz gerekiyor yurt dışına çıkmak için. Yani testi verdim, holey, 4 hafta sonra sonucu geldi testin. Artık çıkabilirim gibi bir şey yok. Bu testin sonucunu elinize alacaksınız, okey. Çünkü o testin sonucu sizin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sağlık sertifikası almanıza yardımcı olacak. Ama bu sağlık sertifikasını da 3 ay beklemeden alamıyorsunuz. Kan numunesini verdiğiniz günden itibaren 3 ay saymanız gerekiyor. 3 ay saydıktan sonra gidip o sertifikayı alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum da yok. 3 ay sonra alabiliyorsunuz. Aa tamam, 3 ayda oldu, hemen gideyim alayım gibi bir durum da yok. Bu sağlık sertifikasını alabilmek için 48 saat öncesinden Tarım Bakanlığı'na, yani Tarım Orman Müdürlüğü'ne gitmeniz gerekiyor.
Yani 72 saat önce gideyim, bir ay önce gideyim, benim 3 ayım doldu gibi bir durum yok. Bu sağlık sertifikası sadece 48 saat geçerli. Yani sadece 2 gün geçerli. Daha önce almış olduğunuz o sağlık sertifikası geçerli olmuyor. Uçuşunuzdan 48 saat önce gidiyorsunuz Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne. Oradan alıyorsunuz. Notlarımı kontrol ediyorum şimdi bir şey atlamamak için. Ne dedik? Mikroçip takılmış olmalı. Evet, kuduz aşısı yapılmış olmalı. Kuduz aşısından sonra en az 30 gün beklememiz gerekiyor. 12 aydan eski olmamalı dedik. Kan çip uygulamasından sonra alınmış olmalı. Bunu da söyledim. Ve 3 ay beklemeniz gerekiyor da söyledim. Okey. Şimdi bu sağlık sertifikasını almak üzere Tarım Orman Müdürlüğü'ne gittiğinizde, şimdi ben Ankara'dan bahsediyorum. Biz Ankara'dan geldik. Orada bir numaratör yok. Sıra alıp hani sizin sıranızın geldiğini gösteren hiçbir sistem yok. Tamamen şöyle gidiyorsunuz. Eskiden sağlık ocaklarında beklerdik ya doktoru. Öyle. Kim erken gittiyse sıraya giriyor. Gelenler arkasına diziliyor. Tabii. Küçük ırk köpek var, büyük ırk köpek var, kediler var ve bütün hayvanlar tabii ki de sahipleriyle o sırada bekliyor. Ve inanılmaz büyük bir karmaşa oluyor. Yani en azından Mars için şunu söyleyebilirim. O köpekler gerilip tabii ki orada dakikalarca, yarım saat, 40 dakika bekleyip gerildikleri için havlamaya başlıyorlar. Mars onların havladığını ve gerildiğini duyunca o miyavlamaya başlıyor. Yani hayvanlar arasında böyle bir anlaşmazlık, gerginlik, uyumsuzluk oluyor. Tabii bu bizi de etkiliyor. Çok üzülüyoruz. O yüzden size tavsiyem, yani gidebildiğiniz en erken saatte gidin. En erken gidin, işlerinizi halledin. Biz mesela iki kedimizi önce götürdük, taşındık. Daha sonra ben geri döndüm, diğer kedimizi getirdim. İlkinden tecrübeli olduğum için ikincisinde gerçekten daha açılmadan gittim. Kapıda bekledim. Gelir gelmez ilk beni aldılar, işimi hallettim ve çıktım. O stresi ikinci kere yaşamamış oldum tecrübemden dolayı. Oraya gittiğinizde 48 saat öncesinden diyorum ama mesela bizim uçuşumuz pazartesi günü geceydi ve pazartesi günü son güne bırakmak istemedik. Cuma günü gittik ama cuma gününden pazartesi gününe de 48 saati doldurmuş oluyoruz. Eğer sizin de böyle bir durumunuz olursa o bir problem yaratmıyor. Yani cuma günü aldıysanız 48 saat tamamlanmış dahi olsa pazartesi günü geçerli oluyor evrak. Yani biz iki uçuşumda da ben bunu yaşadım ama hiçbir problem olmadı. Açıkçası tarihleri kontrol ediyorlar mı ondan da emin değilim ama olması gereken bu, olması gerekeni anlatıyorum. Titrasyon testinizle Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidip 48 saat öncesinden bu sağlık sertifikasını alırken testin haricinde oraya da bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kedi başı 1000 küsür diye hatırlıyorum ama sanırım 2 ya da daha fazla kediyle gidince hani 1000 ödemiyorduk da. Hani şöyle biz hem bizim Venüs için hem Mars için tam fiyatı hatırlamıyorum ama iki tanesi daha ucuz oluyordu. Evet yani şöyle bir tane kedi için atıyorum 1100 binli bir şey ama iki kedi için 2200 değil de iki kedi için daha az ödedik. Onu hatırlıyorum. Bunu ödemek için şöyle yine o odadan çıkıp sizin karşı odada işte ödeme yapmanızı istiyorlar. Oraya gittik, orada kimseyi bulamadık falan. Öyle bir tecrübemiz de oldu. Onu da size aktaralım. Zaten siz kediniz için ya da köpeğiniz için o odaya girdiğinizde o odada masanın üzerinde ve duvarda hatta odaya girmeden önce de bir hesap numarası var. Hani parayı öder misiniz dediklerinde gidip böyle işte evcil hayvanınızı bırakıp uzaklaşıp bir yerlere gitmenize gerek yok. O masanın üzerinde, odanın içinde duvarın üzerine yapışık ve dışarıda duvara yapışık. Yani hala yapışıktır inşallah Ankara için. Orada hesap numarasını telefonunuzdan gönderip direkt cep bankacılığıyla dekontu onlara gösterdiğinizde de hiçbir problem olmuyor. Yani biz ilkinde çünkü eşim gitti, ben kedilere baktım. Hani en azından iki kişiydik ama ben ikinci sefer tek başıma gittiğimde hani bunu yaşamamak için sordum oluyor mu diye. Aa oluyor dediler. Hemen hesaba yatırdık. Dekontu gösterdim telefonumdan. Hiçbir problem yaşamadık. Onun haricinde bana yardımcı olabilir misin? Unuttuğum bir şey var mı? Benim aklıma gelen belki öneri olarak orada gördüğümüz için hayvanlar da stres olabiliyor dedin ya. Bazıları aslında iki kişi gelmiş. Örneğin köpeği biri bahçede hani tutarken o tam sırası geldiğinde köpeğin çipini okuma zamanı geldiğinde. Aslında bundan bahsetmedim. Bundan bahsetmem gerekiyor. 48 saat öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne sağlık sertifikasını almak üzere giderken sağlık sertifikası alacağınız hayvanların da
yanınızda bulunması gerekiyor. Çünkü onlar da tekrar bir cihazla çocukların çiplerini okuyorlar. O çipleri okuyup sonra işte karnelerindeki bilgilerle hayvanı karşılaştırıyorlar. Hani böyle fake bir durum olmasın diye. O yüzden hayvanla gitmek gerekiyor oraya. Evet, senin dediğin gibi iki kişi gitmek tabii ki çok yararlı. Özellikle köpekse. Hani kediyse zaten yapacak bir şey yok da. Köpekse birisi dışarıda köpekle ilgilenirken hani sıra geldiğinde köpeği içeriye almak çok daha mantıklı. What else? Benim ikinci aklıma gelen, belki ona sıra gelince söyleyecektim. Sonraki bir prosedürde başka bir ek binaya yönlendiriliyorlar ve hani evet, öyle bir saçmalık var ya. Çok Ankara için de bu. Yine de söyleyelim. Hani sonuçta her yerden başvuran olacaktır. Yine Ankara özelinde. Şimdi bu Ankara'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çok büyük bir kampüsü var. Çok büyük diyorum çünkü hani bir ucundan diğer ucuna arabayla 5 dakika 6 dakikada falan gidiyorsunuz. O yüzden şöyle bir durum oluyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu sağlık sertifikasını almak için ilgili binasında sağlık sertifikasını alıyorsunuz, ödemeyi yapıyorsunuz, hayvanları kontrol ettiriyorsunuz. Sonra bu sağlık sertifikasının geçerli olması için bir ıslak imzaya ihtiyaç oluyor. Ve bu ıslak imzayı da araçla 5-6 dakika uzaklıkta başka bir binaya gidip yaptırmanız gerekiyor. Orası da ek hizmet binası olarak geçiyor. Hani bu da aklınızda olsun. Yine iki kişi gitmekte bu konuda fayda var. Kedi de olsa, köpek de olsa. Çünkü o binaya da gidiyorsunuz. Çok uzun bir işlem değil. Direkt giriyorsunuz, imzalıyorlar, çıkıyorlar. Ama yani sadece orada iş bitmiyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın o... Ben bunun linkini de bırakacağım bu arada. O linkteki tabloda şöyle bir şey yazıyordu. Kuduz aşısının ve periyodik aşılarının düzenli yapılmış olması gerekiyor. Ama bu Avrupa'ya taşınırken yapılması gerekenleri araştırırken hem İngilizce hem Türkçe olarak çok fazla bilgi bulamadım bununla alakalı. Ama Facebook gruplarında o dönemde hem kendimizle alakalı hem hayvanlarla alakalı çok fazla bilgi aradığım için şöyle bir şeye denk geldim. Birkaç kişi varıştan 1,5 ay öncesinde iç dış parazitlerinin yenilenmiş olması gerekiyor diye bir şey yazmıştı. Biz de öyle yaptık. Zaten 3 ayda bir düzenli yaptırıyorduk ama biz 1,5 ay öncesinden tekrar bir iç dış parazitlerini yeniledik. Bunu bir kontrol eden oldu mu? Hayır. Ne Türkiye'de ne Portekiz'de. Hani bir kontrol eden olmadı ama belki hani olmasaydı, o belgede bu düzenli yapılmış olmasaydı, belki 1,5 ay önce yapılmış olmasaydı bir problem yaratır mıydı? Onu bilmiyorum ama biz hani ne olur ne olmaz, en ufak bir problem yaşamayalım diye onu da yaptırdık. Ve bakıyorum şimdi başka ne var diye. Tamam, sağlık sertifikası da aldınız ama tabii ki sağlık sertifikasını almadan önce buraya bir uçuş almanız gerekiyor. Ve muhtemelen taşınırken bu uçuşu yapıyorsanız THY'den alıyorsunuzdur. Çünkü direkt uçan başka bir firma yok. THY'den evcil hayvanlarla birlikte bilet alırken kişi başı bir hayvanla uçma sınırınız var kabinde. Tabii ki alt tarafa, hani ben hiç söz konusu bile değildi bizim için, o yüzden söylemiyorum ama kabinde kişi başı bir tek hayvanla seyahat edebiliyorsunuz. Ve bu uçuşta kedi varsa köpek olmaması gerekiyor, köpek varsa kedi olmaması gerekiyor diye bir sürü prosedür var. Ben biletlerimizi almadan önce, yani bir riske girmek istemedim açıkçası. Biletimizi alalım, sonra rezervasyon yaptıralım ama sonra ya uçuşta kedi için yer yoksa gibi bir risk almamak için THY müşteri hizmetlerini aradığımda bana şunu önerdiler. Direkt telefonda bir rezervasyon yaptılar bize. Yani iki kişilik bir rezervasyon yaptılar. Bu rezervasyondan sonra da hemen yine aynı çağrı içerisinde kapatmadan evcil hayvanlar için yer var mı diye onların da bir onay maili atması gerekiyor. Bir onay mailini attılar. Ve onay, yani bu birkaç dakika içerisinde gerçekleşen bir konuşma. Onay geldikten sonra ben biletimi satın aldım. Evcil hayvanlar için onay gelmeden biletimi satın almak istemedim ki onlar da bana bunu önerdiler. Bu şekilde zaten 8 kiloya kadar yumuşak bir taşıma kabıyla kabinde taşıyabiliyorsunuz. Bunu taşırken tabii ki THY'nin belli ölçü sınırları var ve bu ölçü sınırlarını katı bir şekilde takip ediyorlar. Ve havaalanında nasıl ki valizlerimiz, hani kabin valizlerimiz sığıyor mu diye koyduğumuz bir ahşap ölçme kabı mı diyeyim artık, öyle bir şey var ya, o
Evcil hayvanların kabı için de var THY'de. Yine Esenboğa'dan bahsediyorum. Biz öncelikle işte birkaç tane case aldık, gittik, orada denedik, olmadı. Aslında bize göre yumuşak kaplıydı ama çok fazla eğilip bükülmüyordu. Onu kabul etmediler mesela. Biz onu iade ettik, sonra yeniden aldık. Benim de orada birkaç defa gidip geldikçe tabii oradaki personel de yardımcı olmaya çalışıyor. Bizim gibi. Bence biraz fazla anksiyetik olabiliriz. Herkes böyle diye bir şey yok. Yani bu aslında son anda bir sorun yaşamamak için garantici olmak diyebiliriz. Benim gördüğüm aslında oradaki insanların da yani fark ettiğim biraz inisiyatiflerine de kalıyor. Ya çünkü o ışılın dediği ölçme tarafı gerçekten bakınca çok küçük kalıyor. O yüzden de biraz yumuşak istiyorlar ki yani koltuğun eğip altına bükebilirim. Şöyle eğip büküp sıkıştırabilin diye. Yani oradaki kişi örneğin bana şey diyebiliyor. Yani benlik sıkıntı yok mesela. Bana denk gelsen ben bunu geçiririm. Hadi ya. Ama hani başka birine denk gelsen belki de geçirmeyebilir. O yüzden de yani belki o ölçülerden biraz daha büyük ama esnek bir şeyle geçirebilirsiniz. Ama garantici olmak gerekirse hani kişiden kişiye orada kontrol edene göre de değişebilir. Ama şöyle bir şey yok tabii ki. Tam tamına oradaki ölçüler, hatırladığım kadarıyla 40-30-20 idi ölçüler. Tam öyle bir yani taşıma kabı yoktu. 1 santim fazla, 2 santim fazla onu bir problem etmiyorlar eğilip bükülüyorsa. Biz Mars'a öyle ölçülere çok yakın aldık ama Venüs zaten kilolu bir kedi ve onu o küçücük bir kaba koymak onun için işkence gibi olacaktı. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a uç, İstanbul'da aktarmayı bekle, Lizbon'a uç derken neredeyse 10-11 saat onun içinde kalacaktı. O yüzden yani linkini bulabilirsem size de atacağım. Çünkü Türkiye'de yoktu ve ben onu Amazon'da Almanya'dan getirdim. THY'deki ölçülere uyan bir kap ama keşke getirseydim. Böyle çok fazla sağdan soldan açıldığı için bayağı kendi ölçüsünün 2-3 katına çıkabilen bir taşıma kabı. Ve ben onu koltuğun altına koyduğumda hemen ışıklar kapandığında bütün fermuarlarını açtım. Böyle çok kocaman bir şey haline geldi. Tabii ayaklarım biraz rahatsız oldu ama olsun. Çok büyük bir alanda seyahat edebildim. Çok avantajlı bizim için çünkü Ankara'da uçuşu beklerken 3 saat önce gelmemizi istediler. O 3 saat boyunca hepsini açtık. 2 katı, 3 katı boyutta çok rahat etti. İstanbul'da aynı şekilde beklerken, Lizbon'a indiğimizde beklerken yani o süreçlerde çok büyük bir kılıf içerisinde olmak, çocuğun şeyine niye kılıf deyip duruyorum, kap içerisinde olmak onun için daha konforluydu. Zaten yeteri kadar stres yaşıyorlar. Onu bulabilirsem getireceğim. Hatta belki videonun sonunda içeriden getirip size gösteririm. Okey, her şeyi hallettik. Şimdi 48 saat öncesinden Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidiyoruz dedik ya. 48 saat öncesinden yapılması gereken ama asla Türkiye'de bir bilgi bulamadığım ve uçuşumuza sanırım 3 gün kala tesadüfen bir gece saat 4'te yine gruplarda bilgi için yırtınırken bulduğum bir şey vardı ve şok geçirdim. Allah'tan zamanını geçirmemiştim. O da 48 saat öncesinden gideceğiniz yani varacağınız havalimanının veterinerlik müdürlüğüne mail atmak. Oraya hangi hayvanla seyahat ediyorsunuz, hangi ülkeden, saat kaçta varacaksınız, uçak işte TK kaç, sonra sağlık sertifikası, aşıları karneden fotoğrafını çekip PDF'e dönüştürmenizi istiyorlar, aşı karnesi, çipi gösteren o belge hepsini maile ekleyip göndermenizi istiyorlar. Bunu da mesela sadece Amerikan grubunda böyle gezinirken tesadüfen buldum ve yaptım. Ha, yapılmasa ne olur onu da bilmiyorum. Sadece herkes yaptığını söylüyordu ve bu konu üzerine tartışıyorlardı. O yüzden onu yaptım. Şimdi bu ilgili veterinerlik müdürlüğüne mail atılması gerekiyor ama ben şimdi tamamen işte Porto'ya inerseniz, Faro'ya inerseniz ne onu bilemiyorum. Ama yine videonun altına Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün o tablosunun linkini eklerken bu maili de yazacağım. Yani Lizbon'a inenler için zaten mail belli. Arayıp bulmanıza gerek yok. Ben o grupta görmesem bulma ihtimalim yoktu açıkçası. Maili alta yazacağım. Maile İngilizce olarak işte kaç hayvanla seyahat ediyorsunuz, isimlerini, sonra gerekli bütün belgeleri ekliyorsunuz. Tabii ki buraya da ayak bastığı ücreti ödüyorsunuz. Lizbon Havalimanı'na inince kedi başı 40.52 euroydu sanırım. Ödüyorsunuz. İki kediniz varsa 80 ödüyorsunuz normal bir şekilde ama
5 kediye kadar aynı ücreti ödüyorsunuz. Yani biz tabii ki 2 artı 1 şeklinde getirdiğimiz için kedileri uçuştan dolayı bundan yararlanamadık. Ama siz mesela 3 kedinizle birlikte 3 kişi seyahat edebiliyorsanız ya da siz ne bileyim karayoluyla girdiyseniz 5 kediye kadar 80 euro ödüyorsunuz. 80 nokta küsur. Ama onun haricinde hani tek kedi ya da tek köpek 40.52 diye hatırlıyorum. Onu da size gönderdikleri mailde, siz mail gönderiyorsunuz, onlar size bilgilendirme maili gönderiyor. O mailde bir hesap numarası var, bir IBAN, bir Swift kodu var. O şekilde yollayabiliyorsunuz. Yollarsanız çıktısını alıp götürmeniz gerekiyor. Zaten bizim işimiz başımızdan aşkın olduğu için ona öyle öde, vardı mı, varmadı mı, aldılar mı parayı, çıktısını al gibi bir şeyle uğraşmamak için orada ödedik. Nakit de kabul ediyorlar, kredi kartı da kabul ediyorlar. İki şekilde de ödeyebiliyorsunuz. Mesela hayvanlarla seyahat ederken biz Mars zaten çok alışıktı bizimle seyahat etmeye. Daha önce uçağa binmemişti ama bizim yanımızda sürekli seyahat ettiği için hani o kabın içinde olmaya da dışarıdaki seslere alışkındı. Fakat Venüs veterineri aşıya giderken bile altına korkudan işeyen bir kedi olarak onunla seyahat edecek olmak çok stresliydi. Bize veterinerimiz iki tane ilaç önerdi. Bir tanesi bitkisel sakinleştirici bir spreydi. İkincisi de böyle sakinleştirici bir şurup. Neydi o? Bir jel. Böyle hafif uyuşukluk veren bir jeldi. Biz gitmeden önce spreyi deneyelim dedik. En azından o hani bitkisel ilacı vermek çok taraftarı değildik. Venüs'e o spreyi hani direkt yüzüne değil de bulunduğu ortama, yatağına sıkmamız gerekiyor. Hani biz onu banyoda beraber banyoya gittik, sıktık ortama. Venüs sakinleşeceği yere çok daha enerjik bir kediye dönüştü. Neredeyse duvara tırmanacak, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Zaten veterinerimize söylemişti. Bu daha öncesinden denenmesi gereken bir ilaç. Çünkü her kedide farklı reaksiyon gösterebilir. Onun mesela başka bir hastası böyle ağzında tükürük var, duvarı izleyen bir kediye dönüşmüş. O yüzden biz onu kullanmayı tercih etmedik. Ama ne olur ne olmaz diye her iki ilacı da yanımıza aldık. Çok şükür kullanmak zorunda kalmadık. Venüs korkudan hiçbir şey yapamaz hale geldi. Sadece uyudu. Mars zaten hiçbir problem yaratmadı. Ama ben Zümrüt'le tek başıma seyahat ederken Zümrüt yani normalde evde çok sakin bir kedi ama dışarıda İlk defa bu şekilde seyahat edeceğimiz için bambaşka bir kediye dönüştü. Kalp atışları hızlandı, nefes alamıyor, çıkmaya çalışıyor. Veterinerime danıştım hani ne zaman hani artık hani neresi limit vereyim diyeceğim. Onun hadi tamam ver dediği noktada verdim ona. Ve o hani çok şükür o ilaç sayesinde çok rahat ettim. Şu an o ilaç hani şu an söylemek istemiyorum ilacı. Sonuçta herkes nasıl tepki verir bilemiyorum ama veterinerime danışacağım. Eğer hani bu yaygın kullanılan herkesin kullanabileceği, erişebileceği bir ilaçsa yine onu da alta yazarım. Hani normal bir ilaçsa. Şimdi Allah korusun başka bir hayvana zarar vermiş olmayalım. Ama bizim için hani ben artık o benim Zümrüt'le seyahat ederken yanımda mutlaka taşıyacağım ilaca dönüştü. Çünkü gerçekten Ankara'da verdim. Lizbon'a kadar çok 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 rahat ettim. Ama tabii Lizbon'a gelir gelmez o keyizden çıktı. Veteriner kontrolünde, havalimanında. Tabii yine stresimiz başladı. Tekrar vermek istemedim. Yes! Başka bir şey var mı? Aklına gelen. Bizim de stresli olduğumuz konulardan ne yaşayacağımızı bilmek belki stresi azaltır. Belki biz kafamıza şeyi takıyorduk. İşte ne zaman yemek vermeyelim? Ondan bahsedebiliriz. Evet, biz mesela uçağımız saat gece 3'teydi. 9 gece akşam 9'dan itibaren ne su ne mama vermedik. Aslında çok daha erken kesmek gerekiyor. Veterinerimiz öyle demişti. Veterinerimiz aynı zamanda arkadaşımızdı. Hani zaten bizimle birlikteydi o süreçte. Uçacağımız gece de aslında hani hadi bırak artık, verme artık dedi ama ben dayanamadım. O yüzden biz 9'a kadar su da mama da verdik. 9'dan sonra kestik ama. Yani kaç saat önce olmuş oluyor? 6 saat önce. Evet. Ama aslında veteriner hani 10 saat, 12 saat öncesinden kesilebilir demişti. Ben sadece kıyamadığım için. Ama bir problem yaşamadık. Hani çiş, kaka, kusma hiçbir problem olmadı. 6 saat öncesinden su ve mama vermeyi kestik. Ama ne olur ne olmaz diye yanınıza mama ve su almaya izin veriyorlar evcil hayvanlarınız için. Uçakta onları ne bekliyor olarak da şey söyleyebilirsin işte yan yana vermiyorlar, cam kenara vermiyorlar gibi. Evet mesela eşinizle ya da kız arkadaşınızla ya da artık arkadaşınızla yan yana uçamıyorsunuz.
mutlaka evcil hayvanlarla seyahat ediyorsanız cam kenarında olmanız gerekiyor. Biz arkalı önlü gelmiştik. Bu bir zorunluluk. Bir de şey söyleyeceğim. Uçaktan iniş saatinize göre o veterinerin kapalı olma ihtimali de var veterinerlik müdürlüğünün. Veterinerlik müdürlüğü gece 12 ile sabah 6 arası kapalı. O saatte indiyseniz mailde şöyle yazıyor. Kesinlikle havalimanından ayrılmayın bu kontrolü yaptırmadan. Ama ben fark ettim ki zaten bu çıkarken yapmanız gereken yani çıkış yaparken havalimanından göstermeniz ve kanıtlamanız gereken bir şey yok. Siz eğer gece 12 ile 6 arasında iniyorsanız orada perişan bir şekilde evcil hayvanınızı da beklemenize gerek yok. Nereye gidecekseniz gidin ama saat 6 sonrasında tekrar dönüp bu işlemleri yaptın. Yani 6'da açılıyor orası. O da aklınızda bulunmuş olsun. O veterinerlik ofisi de tam yine Lisbon için söylüyorum. Bu valizleri aldığımız bant var. 9. bandın hemen arkasında. Çünkü biz orayı da bulurken havalimanında kime sorsak bilmiyor çok saçma bir şekilde. O başka bir yere gönderiyor. O başka bir yere gönderiyor. Evcil hayvanlar elimizde. Perişan. Orayı da bulduk sonrasında. 9. bandın hemen arkasında küçücük bir yer zaten. Aklıma gelen yine belki yardımcı olacak. Sürekli aklına bir şey geliyor. Keşke şuraya not alsaydık. Biz iki kişiydik. 3 kedimiz vardı. Hani belki öyle gelecek insanlar için aslında taşıyacak insanın üzerine olması gerekiyor. Ama sonra ben bunu asla kontrol etmediklerini fark ettim. Ha işte ama yine de tabii bilgi kontrol verilebilir. Ya da işte garantici olmak mı dersiniz? Şöyle, Türk Hava Yolları bize şunu söyledi. Kesinlikle çip kimin üzerineyse o seyahat edebilir. Çip okuyorlar mı havalimanında? No. Neye bakıyorlar sadece? Hayvanın karnesine bakıyorlar. Biz ne olur ne olmaz. Çipleri benim üzerimeydi çocuklarım. Ama biz ne olur ne olmaz diye karnelere Buranda adını yazdık. Hani bir problem yaşamayalım diye. Ama şey istemiştik. Hani biz zaten Avrupa vatandaşı olan bir arkadaşımızı Türkiye'ye getirip onunla beraber seyahat edecektik. O bizim için taşıyacaktı. Fakat onu kabul etmediler. Yapsaydık da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hiçbir şeyi havalimanından giderken hiçbir belgemizi kontrol etmediler. Yani kontrol etmediler derken böyle ince ince detay, sen kimliğini göstersen şunu göster, o senin üstüne falan. Öyle bir cross-check, öyle durumlar yaşanmadı. Yani çok basit bir şekilde, hatta çok da iyi bir insana denk gelmiştik. Bize çok yardımcı oldu Esenboğa'da. Bir problem yaşamadık. Hatta ben tek başıma götürürken yine çok tatlı bir kadına denk geldim. İşte ben karşıyım bu çipe diye benimle sohbet etti, bakmadı. Yani mesela ben başkasının kedisini götürüyor olabilirim. Hiçbir problem yaşamadım ama bu riski alıp almamak size kalmış. Hani biz o riski almak istemedik. Bunu artık öğrendikten sonra arkadaşımızla üçüncü kedimizi taşımak istemedik. Ben 10 gün sonra geri döndüm, onu aldım ve ailemizi tamamladık Lisbon'da. Yine gelecekler benim aklıma geliyor. Ne bekliyor adı altında? Yani belki havaalanına girerken case'inden çıkarttırıyorlar. O bilgi verilebilir. Hani köpeklerle seyahat edenler için bir sorun yok zaten ama kedilerle, özellikle bizimkiler gibi stres olan kedilerle seyahat ederken yine gruplarda şöyle bir şey okumuştum. X-ray'den geçirmeleri gerekiyor hayvanların kabını, case'ini. O yüzden de doğal olarak evcil hayvanı da X-ray'den geçirmedikleri için o banttan çıkarmamız gerekiyor içinden. Direkt giriş kattan girmedik. Otoparktan bir giriş var köprüyle havalimanına. Oradan girdik. Orası çok sakindi zaten. Hani bir problem yaşamayız hayvanı çıkarsak da diye düşündük. Ama çıkarınca Venüs'ün altına işeme ihtimali çok yüksek olduğu için çok stresliydik. Ve rica ettik. Hani böyle böyle hayvan çok stresli. İşte geçirmesek olur mu diye. Biz otopark tarafından girdik havalimanına. Orada çıkarttırdılar case'inden Venüs'ü. Allah'tan işemedi. Ama oradan sonra bir de tam hani içeri gate'lere doğru gireceğiniz yerde de X-ray var. Orada çıkartmamız gerekiyordu. Zaten orada bir aile dramı yaşanıyordu. Herkes ağlıyor, ediyoruz diye bir acıdılar herhalde bize. Çıkartmadılar orada. Oradan geçerken içinde dışarıdan, kenardan dolaştırdılar. Sonrasında İstanbul'a iniyorsunuz. Orada da iki tane X-ray'den geçmesi gerekiyor. Orada da çok dil döktüm bu sefer. Yalvardım. Zaten biraz yalan konuştum. Zaten Ankara'da üzerime işedi. Daha yedek kıyafetim yok. Ne olursunuz dedim. Böyle demek zorundaydım. Ne yapabilirim? Çünkü üzerime işinme ihtimali an meselesiydi. Ve oradan da çok şükür Casey ile birlikte geçtik. Hiç problem yaşamadık.
Lizbon'a indiğimizde zaten veterinerlik ofisine gittiğimizde orada da direkt case'in üzerinden beri cihaz okuyor mu diye çipi baktı, bu kadar. Bakın bu Mars için aldığım gayet basic bir case. Yani bu böyle eğilip büküldüğü için bunu kabul ettiler. Bir problem yaşamadık ki zaten bu THY'nin istediği ölçülerin 2 santim, 3 santim falan fazlası. Yani zaten bunu aldığımızda bir risk olacağını düşünmemiştik. Sadece hani şuralarına bile bakıyorlar. Şuraya bastırıyorlar hani giriyor mu diye. Ama bu da şöyle biraz içeriye doğru nail verip bastırınca oldu. Oraya bir şekilde girdi. Bu basic bir şey ama böyle Venüs gibi biraz iri bir kedi olursa, ki ben size Venüs'ü göstereceğim hemen. Annesinin balı çocuğu. Sen niye videoda yanıma gelmedin? Sen niye yanıma gelmedin aşkım? Ben seni aradım ya hep. Aşkım. Ben videoyu beraber çekeriz diye düşünmüştüm. Senin uykun mu vardı? Bir söyle bana. Ona mı bakacaksın? Gel. Oh, annesinin balısı. Bebek çocuk. Bebek ama çok iri. İri bebek. Evet, bu iri çocuğu ona koymak istemedik. Ve ne yaptık? Masanın üzerine çıkacak mısın? Tamam. Tamam, şimdi hemen bunu göstereceğim. Bu elimizde görmüş olduğunuz ürün diye Şener Şen gibi başlıyormuşum. Bu da bu ölçülerdeyken tamamen THY'nin ölçülerini karşılıyor. Yani tamamen dediysem 1-2. Aysel ablamın hediyesi. 1-2 santim tabii ki oynuyor ama karşılıyor. Eğilip bükülüyor. Bir problem yok. Ama bakın bu nasıl bir hale geliyor. Şimdi beklerken, hava alanında uçuşu beklerken, aktarmayı beklerken şöyle kullanabiliyorsunuz bunu. Burası böyle. Tam çıkıyor mu videoda? Şu an çıkıyor. Sonra yan çevirirsen daha büyüklüğü, genişliği belli olabilir. Şöyle. Görünüyor mu bu şekilde? Hı hı. Biraz daha kendine çek. Tamam, bir saniye. Ben bunu Amazon'dan aldım. Yani hala duruyorsa ve linki varsa ben yine alta koyarım. İnşallah bulabilirim. Ya böyle küçük de olsa kedi bence böyle bir şey çok mantıklı. Çünkü diğer türlü yani zaten 5 saat uçuyorsunuz. Ankara'dan ya da herhangi başka bir şehirden aktarma yapıyorsanız bekleme süreleri var. O yüzden böyle bir şey mantıklı. Artı, şimdi bunu alınca elime size önereceğim başka bir şey oldu. Yani yine köpekler için değil, bu canavar kediler için. Ya da bilmiyorum, biz böyle aman bir şey olacak stresini çok fazla yaşadığımız için. Çocukların zaten tasmaları vardı. Onları terasa çıkarmak için tasma almıştık. Venüs'ün tasması, Venüs'ün tasması da burada. Bu Zümrüt'ün tasması. Yani biz bu çocukları içeriye koyarken tasmalarını da yanımıza aldık. Aslında tasmayla koyacaktık içine ama hiç rahat edemediler. Tasmalar yanımızdaydı. Hani olur da çıkarmamız gerekirse bir kontrolde diye. Hani çıkarırken bunlarla beraber çıkarırız diye düşündük ki hani bir stres olduklarında kaçarlarsa, bir problem yaşarsak ellerimizde olsun çocuklar diye. Bunları da öneriyorum. Bence bunlar da mantıklı. Özellikle kediler için. Yani sosyal bir kedi değilse, dışarı çıkmaya alışık değilse. Yep. Başka bir şey yok. Yani aklıma gelen başka bir şey yok. Siz zaten eğer bir sorunuz olursa, burada söylemediğim ki artık ben gereksiz fazla fazla şeyler bile söylemiş olabilirim, bana yine sorabilirsiniz. Hem videonun altında hem yine Instagram hesabımızdan. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videoyu izliyorsanız demek ki sizin de ya Avrupa'ya seyahat etmek ya da Avrupa'ya taşınmak gibi bir amacınız vardır. Umarım sizin de yolculuğunuz sakin, harika, sağlıkla, huzurla geçer. Size de çok güzel bir hayat diliyorum. Bir haber spikeri gibi oldum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.